objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 7. haftada oynanan maçların sonuçlarını değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Metan. Hafta Cuma günü başladı biliyorsun Kocaeli Spor Tuzla Spor maçıyla ve Kocaeli Spor Tuzla Spor'u mağlup ederek Ben Hur'un attığı golle 1-0 kendi evinde üst üste ikinci galibiyetini aldı ligde. Neler söyleyeceksin Kocaeli Spor'un aldığı galibiyet için? Valla öncelikle Kocaeli Spor'u tebrik ediyorum. Ee, çok değerli bir üç puandı. Geçen hafta e, kazanılan maçtan sonra biliyorsun bu maçın çok önemli olduğunu söylemiştik. Yani daha doğrusu geçen haftaya bay geçtiler ama ondan önceki hafta evet. e, yanmışlardı ve Tuzla Spor maçının ölçü maç olacağını ve kocaelispor'un Kocaeli Spor'un eğer şampiyonluğu ve zirveyi istiyorsa bu maçı kesinlikle kazanması gerektiğini söylemiştik ve çok önemli bir maç olduğunu söylemiştik. E, Benhur'un attığı golle de Kocaeli Spor 1-0 kazandı. E, maça baktığımız zaman da özellikle ikinci arada çok fazla pozisyon verdi Kocaeli Spor. Özellikle 1-0'dan sonra Pedersen'in kaçırdığı bir kafa topu vardı özellikle. Bomboş kaldı. Avut'a gönderdi. E, Kocaeli Spor ama önceki maçlara nazaran çok daha iyi durumdaydı. ki Özellikle zaten biliyorsun e, hiçbir şekilde hani oyuncularda böyle vurdum duymazlık o önceki maçlarda gördüğümüz pas hataları bu maçta olmadı. Kocaeli Spor ben düzelmiş gördüm. Yılmaz üzere mesela bu maçta çok iyi oynadı. E, özellikle... Endlow iyi oynadı gayet. Endlow iyi oynadı ama son toplarda özellikle iki yerde vuramadı. Bir tane top var. Çok kötü vurdu. Bunu kesinlikle gol yapması lazımdı. Yapamadı. Benhur her zamanki gibi iyi oynadı. Hani Ankara gücü maçından sonra taraftarlar tepki gösteriyordu ya ben de çok yanlış olduğunu söylüyordum. Benhur bu takımın en iyi oyuncusu. Benhur en fazla pozisyona giren oyuncu. Atacak da kaçıracak da bundan normal. O yüzden taraftarların bunu görmesi lazım. Benhur bu takımın en değerli oyuncusu. Bunu tekrardan üstüne basa basa söyleyeyim ve çok fazla mücadele eden oyunculardan birisi. Manjek çok iyiydi bu maçta. Mehmet Taş da çok iyiydi. Onu söyleyelim. Ee, Semih Kardeniz kadroda yoktu Bahattin Dilaver yoktu Semih'te bir sakatlık olduğunu düşünüyorum Bence o yüzden yoktu ee, Bahattin konusunda da bence hoca yanlış yapıyor Çok çabuk oyuncu sineye çekti Onu söyleyeyim tekrardan Kocaeli Spor'un e, Bahattin'e ihtiyacı var e, Ve devre arasına kadar da Kocaeli Spor eğer bu zirve hattında kalırsa Yapacağı birkaç dokunuşla Çok daha iddialı duruma gelecektir Zaten ben bunu tekrardan söylüyorum İlk daha transfer programında da söyledim ben Kocaeli Spor'un ikisinden çıkacağını düşünüyorum. Benim bu görüşüm hala devam ediyor. Bakalım ilerleyen haftalarda bunu daha da net göreceğiz. Tuzla Spor'da da Ahmet Yazar'ın yedek kalması bence çok yanlış bir karardı. Ben öyle düşünüyorum. Hani bu Hoca'nın büyük hata yaptığını düşünüyorum o konuda. Valente yine yoktu. Onu aradılar Hı. bence. Çok önemli bir eksiklikti. Açıkçası Tuzla Spor'un kadrosunun limiti belli. Hani en fazla playoff'a kalabilir şu haliyle. Çünkü çok daha kaliteli kadrolar var Tuzla Spor'dan. Bir de Sedat Şahin Türk'le Safa Akınalı böyle oynayacaklar Ser. Hoca Ahmet Yazar'a çok büyük haksızlık yapıyor. Kendi adıma böyle düşünüyorum ben. Hı. Bunu da söyleyeyim. Başka eklemek istediğim bir şey var mı bu maç için? Başka eklemek istediğim bir şey yok. Koca Espor'u tekrardan tebrik ediyorum. Bir diğer mücadeleye geçelim o zaman. Cumartesi günü maçlarına daha doğrusu. Hı hı. Lider Ümraniye Spor kendi evinde Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etmeyi başardı. Tecrübeli stoperi Alim Öztürk'ün daha maçın başında attığı golle Aynen. Ümraniye Spor bence bu, bu sezonun en kötü futbolunu oynadı. Bu benim kendi görüşüm. Hı hı. Ben beğenmedim Ümraniyespor'u. Özellikle Manisa FK'nın ilk yarıda kaçırdığı inanılmaz goller var. Kemal Rüzgar'ın maçın başında direkten dönen bir topu Andres Souza'nın, Sertaç'ın çok net kaçırdığı pozisyonlar. Ümraniyespor hatta son yarım saat forvetsiz oynadı. Keyin de çıktı, Onur'a ilk girdi biliyorsun. Evet. Ama her şeye rağmen kazanmayı bildiler. 7 maç 19 puan 14 gol attılar, hiç gol yemediler. Manisa FK ise üst üste 4. mağlubiyetini aldı ve Çanlar Serkan Hoca için çalıyor iyice. Neler söylersin sen? Ümraniye Ümraniyespor'un aldığı bu çok değerli 3 puan için. Vallahi ben Spor'u öncelikle tebrik ediyorum. Çok değerli bir 3 puan aldı. Zaten benim galibiyet beklediğim bir maçtı. Ümraniyespor kazanır demiştim. Beklediğim gibi oldu. Ayrıca Ümraniyespor'un bu gidişatı da beni şaşırtmıyor. Ben bunu daha transfer programlarında söyledim. Ümraniyespor Spor 2-2'den çıkarsa şaşırmam. Bunu söylerken tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Ümraniyespor Spor 2-2'den çıkar demedim. Ümraniyespor Spor 2-2'den çıkarsa şaşırmam. Yani bu ne demek? Ümraniyespor'un bu sezon iyi bir gidişatta olacağını söyledim. Ha çıkar çıkmaz evet. bu ayrı bir şey. Ama bu gidişat sezon sonuna kadar devam edecek Ümraniyespor'da. Zaten Manisa evet. Futbol Kulübü için de ta geçen sene ikincilik beyaz gruptan beri söylüyorum. Ben Serkan Özbalta'yı beğenmiyorum. Ben bunu sana çok fazla geçen sene de söylüyordum. Hatta TFF birincilikte sen bu benim dedi dediğimi çok daha net anlayacağını söylemiştim. Şu anda da geldiğimiz noktada Serkan Özbalta beni şaşırtmadı ve beklediğim gibi de performansa gidiyor ve çok çok kötü gidiyor zaten. Çünkü transfer döneminde bu takım çok kötü bir transfer döneme geçirdi. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Manisa'nın bütçesi var, imkanları var ama bu imkanları iyi kullanamadı ve çok kötü transferler geldi ve Gelmeyen transferler de var ayrıca ve gönderilen oyuncuların da bir çoğu zaten yanlıştı. Onu da çok söylemiştik. Yani Manisa Futbol Kulübü yönetimi yapmış olduğu hamlelerle bu gidişatı bence hak etti biraz. Puan farkı ona çıktı zirveyle. Ciddi anlamda bir evet. fark daha bu 7 haftada. Ümrani Spor'u ben tekrardan tebrik ediyorum. Serkan Özbalta ile acilen yolların ayrılması gerekiyor. Bu hocadan hiçbir şey olmaz. Bir, ikincisi de Tabeko çok kötü bir transfer. Diallo da çok kötü bir transfer. Zaten Diallo maçta oynamadı. Aynen. Geçen hafta çok kötüydü biliyorsun. Bu hafta da Tabeko'ya çok büyük tepkiler vardı. Yani bu iki transfer de zaten yapılmış için yapılan transferler. Bir diğer mücadeleye geçelim. Ümraniye Spor'u da tekrardan tebrik edelim. Aynen. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Adana Spor maçının sonucuna geçelim. Bu maçın sonucu bir hocanın görevinin sona ermesine neden oldu. Fırat Gül'le beklediğimiz gibi yollar ayrıldı. Hani sürekli konuşuyorduk. Fırat Gülle elinde sonunda yollar ayrılacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor kendi evinde her iki devrede bulduğu toplam 3 golle Adana Adanaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başararak 7 maç, 5 galibiyet, 2 mağlubiyet, 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Ankara Gücü'nün eee gol averajı daha fazla olduğu için haftayı Erzurumspor önde kapattı. E, Erzurum Erzurumspor 3. sırada bu haftayı kapattı ve Erzurumspor bu maçı ikinci yarıda bir anda 5 dakikalık bir sekansta kopardı. İkinci ve üçüncü goller arda arda geldi resmen. Adana Spor'da da zaten Fırat Hoca'nın yaptığı, kurduğu 11 sistemi, yaptığı oyuncu değişiklikleri her şey fiyaskoydu. Ben nasıl e, şey Orkan Çınar da süre buldu bu maçta. Baktığımız zaman Erzurumspor çok iyi oynamadı. Şunu şöyle şundan dolayı diyorum bunu. Takımda bir moral bozukluğu vardı. Bu belliydi oyuncularda yüzler asıktı. Bunun da nedeni maçtan sonra zaten Erkan hocanın yaptığı açıklamalardan belli oldu. Oyuncuların e, para alamadıklarına dair hoca açıklama yaptı. Evet. Hatta takım kaptanlarının haftaya oynanacak Ankara Cuma maçına çıkmayalım diye hocaya öneride bulunduğunu söyledi hoca ki. Erzurumspor çok iyi bir kadro kurdu biliyorsun bunu sürekli söylüyoruz hı hı. ama bu böyle sıkıntılar olursa bu takımı maalesef olumsuz etkiler İnşallah bu sorun çözülecektir ben inanıyorum neler söylersin Erzurumspor'un aldığı üçbirlik galibiyet için ve hmm. hocan Erkan hocanın yaptığı yorumlar için özellikle ne diyeceksin aynen ee, öncelikle Erzurumspor da bizim yine galibiyet beklediğimiz maçlardan birisiydi takımlardan birisiydi evet. ve e, beklediğimiz gibi kazandı. Erzurumspor'un çok iyi bir kadrosu var. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. İş hocada bitiyor. Ee, ama yapılan açıklamadan sonra yönetimde de işin bittiğini gördük. Paraların ödenmediğini gördük. Tabii. Hatta çarşamba güne kadar primler yatmazsa ben yokum dedi hoca biliyorsun. Ee, o yüzden Erzurumspor'un acilen bu sorunu çözmesi gerekiyor. Çünkü şu anda her şey iyi gidiyor ve Erzurumspor şu anda bu ligin en iyi kadrosuna sahip takımı. Bunu tekrardan söylüyorum. Her zaman en iyi daha... birinci kadrosu mu diyorsun. Aynen onu söylüyorum ve ayrıca şöyle bir durum Kocaeli'den da var. iyi mi diyorsun Kocaeli Spor'dan? Tabii Kocaeli'den çok daha iyi kadrosu var Erzurum'da. Şundan dolayı soruyorum bunu yanlış anlama sen ilk ikiden Kocaeli Spor çıkacak diyorsun ya hep sezon başından beri ondan soruyorum. Bence Vallahi... de Erzurum Spor'un çok kaliteli bir kadrosu var. Seninle aynı görüşteyim ben. Aynen ee, o yüzden Erzurum Spor'da iş hoca da bitiyor ve yönetimde de bitiyor. Ee, i̇yi kadro olması da yetmiyor. İyi hoca da olması gerekiyor. Mesela ben Erzurum çıkacağını söylemedim. Neden? Çünkü ben hocayı beğenmiyorum. Hoca bir yerde su kaynatacak hoca. O yüzden e, hocanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama acilen yönetimin bu sıkıntıyı çözmesi gerekiyor. Şimdi Tabii. Adana Spor'da Fırat Gül'le yolları ayrıldı. Zaten geldiği zaman da söyledik. Gidecek dedik takımdan. Yine gitti. Evet. Yani bizler bunu görüyorsak yönetimlerin çok rahat bir şekilde görmesi gerekiyor. Ama görmüyorlar. Çünkü maalesef futbolu yeterince bilmiyorlar. Çünkü bir yönetim eğer Fırat Gül'ü e takım başına getiriyorsa ya ona söylenecek söz yok. Çıkardı zaten o ilk haftalardaki kadrolar Ortadaydı. İşte Karaçiçi haftalardır oynatmadılar. Lisansını çıkarmadılar falan. Ciddi evet. sıkıntıydı. Adana Yabancılar Sporlar... yedek kaldı sürekli. Aynen öyle. Adana Spor taraftarlarına biz boşuna bunu söylemedik. Adana Spor'un hiçbir şekilde, bak hiçbir şekilde yine üstüne basa basa söylüyorum. Plyofa kalma şansı yok. O yüzden Adana Spor en fazla orta sıralarda olabilir. Beneser dakika 87'de oyuna girdi. Beneser için tekrar geçiyorum. tekrar söylüyorum zaten. Beneser evet iyi bir oyuncu ama çok abartılacak bir oyuncu değil. Bunu tekrardan söylüyorum. Ve Adana Spor Transfer'de birçok bölgesini zaten boş bıraktı. Bunu da herkes zaten görüyor oynanan maçlarda. Erzurum Spor'u evet. tebrik ediyorum. Değerli bir 3 puan oldu. Şu anda 15 puanları var ve zirvenin 4 puan gerisindeler. Olan ara oyundan çıktı biliyorsun dakika 46'da. İkinci yarı başında Aynen. Emircan girdi. Emircan da etkiliydi. hatta Gökhan Alsan'ın attığı golde pası veren yani ilk pası Novikov'a verdi orada. Tamam işte ona geliyorum. İlk pası Novikov'a verdi. <laughs> Novikov'a da Aynen. zaten Gökhan Alsana bıraktı. Golün daha çoğu Emircan'daydı. Ee, Emircan'da Emircan da zaten kızağa çekilmesi gerektiğini çok söylemiştik. Hoca da onu yaptı. Ee, Erzurum Spor tekrardan tebrik ediyorum. Çok değerli bir 3 puan oldu ama dediğim gibi acilen para problemi, probleminin çözülmesi gerekiyor. Bu para problemi ile alakalı dün birkaç tane e, şey gördüm. Onu buradan söyleyeceğim ben Erzurumsporlu taraftarlardan da hani Rica edeceğim bu doğru mudur değil midir? İki tane maçın primini Erkan Hoca kendi cebinden vermiş. Hı -hı. İki tane galip gelinen maçın. Bir maç için de Kaptan Mustafa Yumlu kendi cebinden 100 bin lira para vermiş. Ee, bunlar doğru mu? Hocam. Şöyle Erzurum spor taraftarlarından rica edeceğim. Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlarından taraftarlarından. Erzurum yerel medyasında da çıktı bu haberler. Hani bu konu hakkında bilgisi olan taraftarlar varsa izleyicilerimiz Erzurumspor Cephesi'nden yorum bölümüne hani yorumlarını yazmalarını rica edeceğim. Aynen yazsınlar. Ben Özellikle. de ilk defa senden duyuyorum. Ben hiç görmedim öyle bir haber okumakta. Bu akşam gördüm ben de. O yüzden gece gördüm. Hı hı. Bakalım yani taraftarların bilgisi varsa yazarlar zaten. Eğer yoksa Aynen. da eğer doğruysa bu haber zaten bunu da tekrardan duyabiliriz. Bakalım. İnşallah problem çözülür. Ben Erzurumspor'u tekrardan tebrik ediyorum. Gençler Birliği Bolu Spor maçına geçelim. Hı hı. Cumartesi gününün son maçıydı bu maç. Gençler Birliği kendi evinde 1-0 kazanarak son 3 haftada 7. puanını aldı. Bolu Spor'un özellikle Kasongo ile kaçırdığı inanılmaz gol pozisyonları var Aynen. maçın içinde. Gençler Birliği'nin de yakaladığı önemli pozisyonlar vardı. Açıkçası son dakikalarda maç berabere de gelebilirdi. Übeyd'in çıkardığı önemli toplar var. Evet. Übeyt geçen sene oranla çok formda. Süper Lig'de çok kötüydü Gençler Birliği'nin kalesinde ama bu sene gayet iyi oynuyor. Açıkçası Gençler Birliği son 3 haftada 7. puanını alarak önemli bir çıkış gösterdi. Boluspor ise e, iyi bir hani performans periyoduna girmişti ama son 2 maçlarında sadece bir puan alabildiler. Neler söyleyeceksin Gençler Birliği'nin aldığı 3 puan için? Gençler Birliği'ni de öncelikle tebrik ediyorum. Ben Gençler Aynen. tarafındaydım biliyorsun. En kötü kaybetmeyeceklerini söylemiştim. Ee, geçen haftanın Yıldız'ı Barış Alıcı bu haftada golünü attı tekrardan. Samsun maçında evet. çok iyi oynamıştı. Gol de atmıştı. Bu maçta da galibiyet golünü getirdi. Dakika 43'te biliyorsun bir pozisyon vardı. Gençler Birliği önünde. Oyuncular ikisi de ters vuruş yaptılar. Bolu Sporlu'nun önüne geldi. O da topu çok kötü bir şekilde dışarıya vurdu. Yani Gençler Birliği'nin o pozisyonda bu oyuncuların yaptığı hataları görünce aslında bizim söylediğimiz konularda ne kadar haklı olduğumuzu görüyoruz. Yani gençler birinin, e, bu kadroyla zirve oynaması gerçekten çok zor. Ha tamam iki haftadır iyi oynuyor. Bunları yapacak zaten. Galibiyetler de alacak tabii ki ama yani uzun süreli maratonda ileriye gitmesi çok zor. Yani oyuncunun hatta ilk vuran oyuncuyu hatırlayamadım. Kim vuramadı hani topa onu hatırlayamadım da yani oyuncu vurdum duymaz bir şekilde o pozisyonda top aşağı inerken bakıyor ya insan bir topa doğru gider bir reaksiyon gösterir hiçbir şey olmamış gibi sadece topu izliyor. Yani Bolu Sporlu oyuncu orada bomboştu. Çok kötü bir vuruş yaptı. Eğer doğru vursaydı öne geçecekti Bolu Spor. Büyük bir hata yaptı oradaki enşabiliği savunması. Maçın geneline yani. zaten baktığımız zamanda da e, yine Şibola yedek başladı biliyorsun. 46'da oyuna girdi Aksel'in yerine. Aksel de biliyorsun çok kötü oynadı zaten ilk yarıda. Geçen hafta da zaten Aynen. ben yine söylemiştim bazı pozisyonlarda ki birçok pozisyonda yaktı takımı. Şibola bu takımda yedek kalamaz. Bunu tekrardan söyleyeyim. Kesinlikle Aksel'in yerine Şibola'nın 11'de başlaması lazım. Berreler de yedekti. Hiç oyuna girmedi. Onu da söyleyelim. Yani Zaten gençler... pek şans bulmuyor sezon başından evet, beri. Evet. Çok fazla şans bulmuyor. Gençler Birliği'nde iyi bir gidişat var iki maçtır. Ee, eğer devre arasına kadar iyi bir noktada gidip eksik bölgelerine transfer yaparlarsa Gençler Birliği'nin durumu da farklı olabilir tabii ki. Bunu da söyleyelim. Tekrardan Gençler Birliği'ni tebrik ediyorum. Bolu Spor'da da kesinlikle Marshall yedek kalamaz bu takımda. Ve ayrıca şunu da söyleyelim. Tugay Kaçar'a da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum biliyorsun bu hafta arasında bir kaza geçirmişti arabasıyla ha, bir... Doğru kahvaltıya giderken Kahvaltıya giderken yanında iki arkadaşı daha vardı takımdan evet. yanlış hatırlamıyorum isimlerini hatırlamıyorum Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ona da Aynen öyle Pazar günü oynanan maçların sonuçlarına geçelim hemen Aynen Birbirinden zorlu maçlar vardı pazar günü de hemen onları konuşalım İlk olarak öğlen maçıyla başlayacağız Bandırma Spor kendi evinde Altın Ordu'yu mağlup ederek ligdeki 7. maçında dördüncü galibiyetini aldı. Hı hı. İlk yarıda Bandırma Spor maça çok üstün başladı. Öne de geçti ilk yarının sonuna doğru ama özellikle ilk dakikalarda maç tamamen Altın Ordu'nun yarı sahasında geçti. Evet. İkinci yarıda Bandırma Spor oyundan düştü. Altın Ordu gelmeye başladı yavaştan ve 1-1 yaptılar ama Altın Ordu çok ço şey Bandırma Spor çok çabuk cevap verdi ve 2-1 kazanmayı başardı. Doğan golüyle. ilk yarıda da Landel'den geldi gol. Açıkçası baktığımız zaman oyunun geneline Bandırma Spor bence daha üstüne oynadığı maçı kazanmayı başardı ve önemli bir de galibiyet aldı. Şu an ilk altının içindeler. Bir de Bandırma Spor'un cidden çok geniş bir hücum hattı oldu. Oyuna sonradan Kerim Avcı, Burak Süleyman falan giriyor. Yani cidden Guido giriyor. Evet. Çok kaliteli bir hücum hattı var. Bugün Keni de kadroda yoktu yani. Düşün. Hücum hattı çok geniş Bandırma Spor'un. Açıkçası Bandırma Spor yani bu sene ilk iki yapsa, pliyofa da kalsa kimseyi şaşırtmaz. Aynı Ümraniye Spor gibi. Aynen. Mesela Tuzla Spor'u az önce konuştuk ki işte Bandırma Spor'un kadrosu Tuzla Spor'un çok önünde. Kesinlikle. Hani örnek vermek gerekirse. Bandırma Spor bence bugün hak ettiği bir galibiyet aldı. Altın Ordu için de sezon sancılı geçecek. Bu çok normal çünkü çok oyuncu kaybettiler ve genç bir takım Altın Ordu. Yorumun ne olur? Aynen. Öncelikle Bandırma Spor'u da tebrik ediyorum. Bu maçta da Bandırma evet. Spor tarafındaydık. Beklediğimiz gibi Aynen. kazandı. Bandırma Spor yediği golde defansın çok büyük hatası vardı. Ki özellikle Okan Alkan'dan başladı o hata. Yani orada bir topa dokunamadılar ve top geldi gol oldu. Golü de Ahmet Dereli attı biliyorsun. Gökhan'ın evet. çabası oldu ama kurtaramadı topu. Ardından 4 dakika sonra Doğancan Davaz Davas gol attı. Ki bu da ilginç bir gol oldu benim için. Çünkü maç 1-1 olduktan sonra santra yaptı Bandırma Spor. O ara e, santra yap yaptıktan sonra Doğancan Davaz'a top geldi. Orada bir hissiyata kapıldı. Dedim ki Doğancan Can Davas gol atıp atabilir diye düşündüm. Çünkü bunu neden söyledim biliyor musun? Doğancan Can Davas bu takımda en çok pozisyona giren oyunculardan birisi biliyorsun. Ama... Aynen. Bunu geçen seneden beri konuşuyoruz. çünkü. Evet bu ama olayı. son toplarda da çok beceriksiz davranışları olmuştu. Özellikle geçen sene. Bu sene bence daha iyi. Çünkü geçen hafta da gol attı. Bu hafta da gol attı. O yüzden hani Doğancan Can Davas'ın böyle bir gol hissiyatına kapıldım. 4 dakika sonra da Doğan Can Davas gol attı. Ve Bandırma Spor maçı kazandı. Çok değerli bir 3 puan oldu şu anda 12 puanda ve 5. sırada. Ayrıca Doğan'da, Doğan Can bas. geçen hafta değil Evspor maçında gol atmıştı. Onu da söyleyeyim. Yani Manisa maçında gol atmadı. Ee, orada yanlış söyledim. Çünkü Eyüp Spor maçında atmıştı golü. Şimdi bu Yok anda Doğan ne? Can Manisa'ya da gol attı. Seken A topu tamamladı ya. O maçı da atmış, değil mi? Attı. Seken tamam. topu tamamladı. Eyüp Muhammed Bilikan'dan seken topu. Eyüp maçında da attı. Aynen öyle. 2 ee, maçta gol. Toplamda o zaman 3 gol oldu Doğan Can Davas'ın. Aynen ikinci golü atmıştı doğru Doğan Can Davas Manisa maçında. Hı hı. Ee, yani Bandırma Spor için ben Ümrani Spor ile ilgili söylediğim şeyi Bandırma Spor için de çok söylüyorum. Bandırma Spor 2 tane çıkarsa kimse şaşırmasın. Geçen sene iki tane takıma hiçbir şekilde pliyof şansı vermiyorduk Ümrani ve Bandırma'ya. Bu sene Aynen. bu takımların şampiyonluk şanslarını bile var görüyoruz. Yani çıkarlarsa şaşırmayız diyoruz. Öyle kadrolar bir de var bandırmanın ki. Bandırma'nın kadrosunun ne kadar geniş olduğu şuradan belli. Bugün Levent gibi bir oyuncusu hiç oynamadı. Levent zaten koronadan çıktı biliyorsun. Daha doğrusu daha hala korona. Burası öyle de hani şimdi bugün Levent yok. Hı hı. E, Puçko başladı. Sonra Guido giriyor oyuna. Aynen. Düşün yani. Üç tane çok iyi sağ açığı var Bandırma'nın. Ya zaten şöyle bir durum var. Bandırma Spor'da şu anda bana göre takımda bir tane aksayan oyuncu var. O da Kerim Avcı. Yani bir tık durumda Kerim Avcı. Çünkü geldiği zaman da çok söyledik. Geçen sene sakatlık geçirdi. E, bu sene performansını görmemiz lazım dedik. Hatta bugün Bandırmanın yemeden önce, yani gol yemeden önce dörde bir gittiği bir pozisyon var. Kerim Avcı pasa atamadı. Yani ayakta biraz zor duruyor Kerim Avcı. Ee, o yüzden onun da kendisini bulması gerekiyor ama sakatlıktan sonra çok da kolay değil. ayrıca. Ama bulurma... ben de sana bir şey diyeceğim hmm. Furkan. Ee, Kerim Avcı bitik durumda diyoruz. İkinci golün asistinde o yaptı. Ya yani evet yaptı Öyleyse ama. Ölüsü bile iş yapıyor. Yani Kerim kendini bulursa, o bildiğimiz hmm. Kerim Avcı gibi olursa bu ligine çıkar en iyi 10 numaralarından biri. Felaket katkı verir olumlu anlamda. Ya zaten yapması lazım. Hani şimdi oyuncu kötü Evet asist yaptı ama şimdi bak. Mesela 4'e birlik pozisyonda pas atamadı. Şimdi maç 1-1-1'se bir, bir, bir ne konuşacaktık? Farklı konuşacaktık. Yani çünkü bak oyunun geneline bakıyorum ben. Sadece o pozisyona bakmıyorum. Geneline baktığım zaman da Kerim amca kötüydü. Mesela şimdi geçen sene mesela Bandırma Spor'da iyi olan oyuncular da vardı. İyi maçları oldu. Ama ne oldu? Birçok maçta iyi olmayınca yani genel anlamda iyi olmayınca e, Bandırma Spor o istikrarı sağlayamadı şu anda o önemli. Şimdi Kerem Kerim Avcı da bakıyoruz. Zaten oyuna sonradan geliyor daha çok. Niye? Kendisinde değil şu anda tam olarak. Tam hazır değil, aynen. Aynen. Bunu üstüne çıkarması gerekiyor. Hazır duruma gelip e, katkıyı vermesi gerekiyor. Mesela Manay kaç haftadır? Hatta bu sezon daha doğrusu hiç golü yok. Katkı yapması evet, lazım. Çünkü Spor maç kazanıyor ama Manay'ın gol yapması lazım. Bu noktayı görmemiz gerekiyor. E, Mulumba takım da takımda yok biliyorsun koronadan dolayı. Mulumba, Levent döndüğü zaman da zaten Bandırma'nın kadrosu daha da genişleyecek. Ben Bandırma Spor'dan sana şöyle söyleyeyim. Devre arasında eğer Bandırma Spor stoper attığına ve bana göre bir tane daha forvet lazım. Çünkü kendi tam bir forvet değil biliyorsun. Bir art manay var aslında tam olarak. E, o yüzden eğer Bandırma Spor devre arasına kadar zirvede gidip stopere ve forvete bir tane hamle yaparsa Bandırma Spor'un sezon sonuna kadar şampiyonluk şansı devam eder. Onu söyleyeyim. Aynen. Ben de seninle aynı görüşteyim. Bandırma Spor'un çok kaliteli bir kadrosu var. İyi de yönetilen bir kulüp. Başkan evet. Onur Göçmez cidden kulübü çok iyi yönetiyor. Kesinlikle. Ben de seninle aynı görüşteyim. Bu maça başka eklemek istediğim bir şey var mı? Bir şey ekleyeyim ardından e, diğer maça geçelim. Bandırma Spor'a tamam korona durumunu çekmeseydi o 3 maç kaybettiği 3 maçtan yani en kötü ikisine yenilmezdi diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Aynen. En azından 9 puanın 4'ünü alırdı oradan bence. Aynen. Yani alırdı. Ya da 3 puan alırdı. Veya yani 3 maçı berabere bitirdi. Bir şey olurdu Zaten yani. 3 aldı. Manisa'yı yendi ya. Yok yok onu demiyorum. Kaybettiği 3 maçı söylüyorum. Ha pardon. Tamam. Gerçi Manisa Manisa'yı yendi de orada da koronalılar vardı ya. O yok yok ben bilmiyorum. kaybettiği Hadi maç de. anlamında bakıyorum. Yani o kaybettiği maçlar tam koronanın başladığı zamandı biliyorsun. O yüzden Bir hani... Erzurum maçında korona olayı yoktu. Erzurum'da tam kadrolardı. Aynen. Ee... Yoktu. o yüzden hani Bandırma'nın eğer o iki maçta özellikle Eyüp maçı zaten damgayı vuran maç oldu. Biliyorsun son Mulumbali Ken olmuştu. Eğer koronavirüsçüler olmasaydı Bandırma oradan da puanlar çıkartırdı onu söyleyeyim yani. Ben de aynı görüşteyim. Sen de Bandırma Sporu tekrardan tebrik edelim. Evet. İstanbul Spor Balıkesir Spor maçına geçelim. Maç tam bir hani ortada geçti. Yani kör dövüşü gibi bir maç oldu diyebilirim aslında. İstanbul Spor özellikle ikinci yarıda Roka'nın oyuna girmesiyle biraz daha ağırlık koydu ve maçı kazanmayı başardı. Baktığımız zaman ben balıkesirspor'un Spor'un buradan puan alabileceğini düşünüyordum. Çünkü hani İstanbul Spor bu seneyi durumda değil ama açıkçası Balıkesir Spor bu maçı kaybederek önemli bir dezavantaj yarattı kendi adına. Aynen. İstanbul Spor da önemli bir avantaj yarattı. Çünkü bu iki takımda sezon sonuna kadar kadrolarından dolayı Küme düşme attığını, sıcaklığını yaşayacaklar. Bu çok net görünüyor. İbrahim Yılmaz da biliyorsun Roka'dan sonra İstanbulspor'un en efektif oyuncusu. Onun Aynen. golüyle İstanbulspor kazanmayı başardı. Neler söylersin maçın sonucu için yorumun ne olur? Valla ben İstanbul tebrik ediyorum. Çünkü ben İstanbulspor Spor tarafındaydım zaten. Ee, hani Aynen doğru. Her ne kadar İstanbulspor kötü de olsa ya şöyle daha doğrusu ben şunu söylemiştim. Ee, İstanbul Spor Balıkesir'i kıyasladığım zaman da İstanbulspor daha iyi bir takım diyemiyorum demiştim. Bunu söylemiştim çünkü İstanbulspor da bu sene çok kötü ve e, hani geçen seneki kadronun gidişatın yanına hiçbir şekilde yaklaşamayacağını söylemiştim. Hatta ben galiba maçla ilgili görüş belirtmedim diye hatırlıyorum. Tam hatırlayamadım ama e, maç 1-0 bitti. İstanbulspor kazandı. Balıkesir'in durumu gerçekten sıkıntılı. İstanbulspor'un da sıkıntılı bunu da zaten söylüyoruz. E, i̇ki takım da özellikle şeye baktığımız zaman da İstanbulspora baktığımız zaman da Geçen seneki o gidişatın ardından böyle bir kadroya denk gelmesi ve gidişata denk gelmesi aslında tam bir fiyasko. Roka'ya yine bakıyoruz. Roka hiç kadroda bile yoktu bugün. Sonradan yani girdi Roka. İlk 11'de yoktu o anlamda söylüyorum. Sonradan girdi oyuna. Yani bu oyuncu nasıl yedek kalıyor ben hala anlayamıyorum. Bir de bakıyorsun şimdi kadroya zaten ilk 11 anlamında. Eslem nasıl yedek kalıyor? S&M'in de ilk 11 oynaması lazım ki S&M şu maça kadar hiç kadroya falan girmiyordu biliyorsun. O da garip bir durum. Yani evet. İstanbul Spor'da ilginç işler oluyor. Ee, Balıkesir'de de yeni hoca gelecek. Hatta geldi daha doğrusu. Ama önümüzdeki haftada maçı çıkacak biliyorsun. Soner Tolungüç geliyor. Soner Hoca ile ilgili. Soner Hoca'yı ben tanımıyorum. O yüzden iyi kötü bir şey söyleyemiyorum ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani Balıkesir'in kadrosu zaten kötü olduğu için hocanın yapacağı hiçbir şey yok. Onu tekrardan söyleyeyim yani. Soner Hoca en son karşıya kaf Kafkaftaydı. Aynen. Yani bakalım ne yapacak. Hocanın işi kolay değil. Çok zor. Aynen öyle. Onu söyleyelim. Çünkü elde malzeme yok. Hı. İstanbul Spor'u tebrik edelim tekrardan. Evet. Senin başka eklemek isteyeceğin var mı bir şey? Yok. Tebrik ediyorum İstanbul Spor'u. Tamamdır. Me, aynı saatte oynanan bir diğer maça geçelim. Menemen Spor-Eyüp Spor maçına. Uh -huh. Senin hep söylediğin bir şey var. Menemen Spor hani kadrosu iyi de olsa kötü de olsa bir sistem takımı oturmuş bir takım. Aynen. Bunu bugün gene yansıttılar. Eyüp Spor gayet iyi oynadı bence. Kötü oynadığını düşünmüyorum. Çok net gol pozisyonları var Eyüp Spor'un ama Kaleci Batuhan müthiş oynadı, müthiş toplar çıkardı. Ve e, Eyüp Eyüpspor ikinci yarıda öne geçmesine rağmen golü attıktan birkaç dakika sonra da golü yediler ve maç 1-1 bir bir bitti. Dippa ikinci yarıda girip skor yaptı ama Menemen Spor'da da oyuna sonradan giren Sabah, sabah e, attığı golle maçı 1-1 bir bir bitirdi Menemen Spor. Açıkçası Menemen Spor hani ne koparırsam kardır diye bir laf vardır ya. Menemen Spor hakikaten o tarzda bir oyun anlayışı var. Büyük takımlardan da puan koparıyorlar. Bu onlar adına çok büyük artı getiriyor. Kesinlikle. Açıkçası Menemen Spor bugün yine istediğini aldı bence. Eyüpspor ise geçen hafta Erzurum'a yenilmişti. Bu hafta da 2 puan bıraktılar üstüne. Eyüpspor adına kötü bir kayıp oldu. Hı hı. Bir de Stanku çok kötü bir maç çıkardı. Yorumun ne olur maçın sonucu için. Vallahi zaten Stanko'nun kötü maç çıkar şey kötü şey iyi maç çıkar şey iyi oyun çıkardı bir maç var mı bu sezon? Yok ki. Her maç kötü oyun çıkartıyor. Kandırmaya gol attı. Orada da kötü oynadı. İyi oynamadı zaten yani. Zaten söylemiştik yani Stanko kötü. Zaten Eyüpspor'un forvetinin sıkıntılı olduğunu söyledik. Ee, ve şu anda da onun zaten sıkıntısını yaşıyorlar. Takımda net anlamda aslında böyle hani net pivot forvet yok. Yani ne Umut ne Stanko aslında hani böyle tam pivot diyebileceğimiz özellikle oyuncular değil. Hani daha çok dripping tarzında oyuncular ya bunlar. Ee, evet. o yüzden Dippa da öyle zaten. Kedippa da tam bir forvet değil. Yani Evspor ciddi sıkıntı yaşıyor. Menemen bir spor... de ben bir şey söylemek istiyorum Sen oradan devam et tamam. Bir de Umut Hoca sağ açıkta oynatıyor Umut 37-38 yaşında yani sağ açıkta nasıl oynayacak ki Ne diyorsun ya Gitmeye Umut... hali yok ki yani Öyle ama Umut zaten açıkta oynayabilen bir oyuncu Ben bunu geldiği zaman da söyledim Ama sağa çıktı değil, sola çıktı sağ açık değil sol açıkta oynayan bir oyuncu Ama hiç verim oynayamaz. alınamıyor orada Umut'tan Umut pivotsan Santrafor Umut... oynar bu takımda Aynen öyle oynar ama işte o özelliği olduğu için Hoca da öyle kullanıyor ama sağda kullanmaması lazım Kullanıyorsa da sol açıkta kullanması yani. lazım Ters kanat onun için ya Ümran şey Eyüp ciddi anlamda forvet sıkıntısı var. Bunu hep ben söylüyorum. Ki zaten stoperde çok ciddi sıkıntı var. Bir de zaten Serdar Can'sun bu takımdan gönderilmesini anlam vere, verebilmiş değilim. Bak bugün Taşkın sakatlandı biliyorsun. Eyüp Spor'da da. Gökçen girdi. Gökçen girdi. Zaten de... Uğur Demir yoktu. Aynen. Ee, Timur yoktu. Hı hı. Sakatlıklarından dolayı. Yani ciddi sıkıntı yaşıyor. Ve şu anda da puan farkı 6'ya çıkmış durumda zirveyle. Geçen Linerle, hafta da evet. zaten kaybetmişler Eyüp Spor şey, Erzurumspora. O yüzden bu maçta puan kaybı yaşaması da ciddi sıkıntı oldu. Menemen Spor benim beklediğim gibi puan aldı. Tekrardan Menemen ben tebrik ediyorum. Çünkü Menemen Spor puan alınabilecek maçlarda ee, yani şöyle bakıyorum. Rakip zorlu evet ama puan alabileceği maçlar vardı. Mesela ben bunu Manisa maçında söylemiştim. Aldı. Eyüp maçında söylemiştim. Yine aynı şekilde puan aldılar. Menemen Spor o yüzden beni şaşırtmıyor ve Gerçekten e, iyi bir futbol sergiliyor. Tekrardan tebrik ediyorum. Eğip da ciddi anlamda kadroda bazı mühendislikler yapılması gerekiyor. tabalcı nerelerde kaç haftadır mesela? Hiç açıklama da gelmiyor yani kulüpten. Kulübü... Geçen gördüm İdmanda resmi vardı. İdmanda, İdmanda çıkıyor, zaten çıkıyor ama kadroya, kadroya girmiyor. Yani ben bakıyorum bence tabalcı şu anda takımın tam böyle net forveti yani. Tamam belki biz de diyoruz şu anda TFF 1. yine yetmeyecek durumda diye ama yani Bogdan Stonk'u çok kötü durumda baktığın zaman da adım atamıyor yani sağda son olarak da Bursa Spor Ankara Gücü maçını konuşacağız o maça geçelim şimdi bu maçın sonucunda Bursa Spor'u hiç konuşmasak bence Bursa Spor taraftarları bize hiç tepki göstermezler diye düşünüyorum şu açıdan hani Bursa Spor taraftarlarının şu an çok sinirli olduklarını düşünüyorum hı hı. çünkü Ankara Gücü'nü biliyorsun Ankara Gücü bu kadar rahat gol atan bir takım değil Aynen. baktığında sezon başından beri. Bugün Ankara gücü elini kolunu sallayarak goller attı. Eren Derdiyoğlu'nun attığı gollerin hepsi boş kale neredeyse. Aynen. İlk golü çok güzeldi Eren'in. Müthiş bir vole vurdu sol ayağıyla. Cidden çok güzel attı. Ama onun dışındaki goller Yusuf Abdioğlu'nun golü zaten duran toptan geldi. Yusuf zaten bunları çok yapan bir stoper. Eren'in onun dışında attığı iki gol resmen boş kale hani baktığımızda. Direkt hı hı. önüne bıraktılar. Çok güzel asistler yaptı arkadaşlar ona. Bursa Spor'da Özcan Hoca Fatih Tekke'nin Tuzla maçına çıktı. Aynı 11 ile çıktı biliyorsun. Aynen. Ankara Gücü'nde de takımın el freni Ceraldo bu maçta kadroda yoktu. Tuzla maçına yani aynı hani Murat... kadroya çıkmadı. Timataz ilk 11'de başladı bu maçta. Aynen tek o fark var doğru özür diliyorum. Ankara Gücü'nde de Geraldo yoktu. Murat Uçar 11'de başladı. Aynen. Onun dışında aynı 11 ile başladı Menemen maçının 11'iyle. Açıkçası Ankara Gücü Bursa Spor'u orta sahada ezdi. İshak'la Abdullah Durak müthiş oynadılar. Bir de sezon başından beri Ankara gücünde İsakla Erdem Özgenç resmen tüm benliklerini sahaya yansıtıyorlar. Bir de Bursa Spor taraftarlarının Emirhan Aydoğan'a tepkisi oldu. Onun için ne diyeceksin? Yorumunu merak ediyorum. Bursa Spor'da bir de Özcan Bizzati'nin başlangıcı da çok çok kötü oldu. Yorumun ne olur? Vallahi öncelikle Ankara gücünü tebrik ediyorum. Aynen tebrik ee, ediyoruz. Maçla ilgili ne görüş belirttiğimi hatırlamıyorum ama golü maç olacağını söylemiştim galiba. Ben Gerçekten... Bursa Spor'un en azından kendi evinde bir puan alacağını söylemiştim ama felaket yanıldım onu söyleyeyim. Aynen ya ben zaten bunu zaten sen de söyledin. Özcan bizzatinin bu takımda başarılı olamayacağını söylüyoruz. 15. haftaya kadar bir süre verdik bunu söylemiştik. Özcan bizzat daha gelir gelmez zaten e, bunu çok kötü bir şekilde başlatmış oldu ve 4-0 kaybetti. Maalesef evet. Emirhan'a tepkilerin olmasına ben anlam veremiyorum. Emirhan bu takımın en iyi oyuncularından birisi. Bence tepki hak etmiyor. Onu tekrardan söyleyeyim. Ee, ayrıca bu takımda kesinlikle Ofusu yedek kalamaz. Zaten oyuncu bak yedek başladı. İkinci yarın başında oyuncu oyundan alıyor. Yani ilk 11'den oyuncu çıkartıp Ofosu'yu 11'e koyuyor. Ve Alas Alaskorov'un çıkması da büyük bir fiyasko sence. Değil mi? Ya şöyle katılıyorum. Bir de Elton'a da tepkiler oldu. Onun için ne diyeceksin? Çok bencil oynuyor. Bunu konuşmuştuk daha önce de. Ya Elton'u zaten biz söyledik. Elton bu takımda ilk kombin oynamaması gerekiyor. Kulübe de olması gerekiyor. Çünkü çok bencil oynuyor. Samsun maçında da bunu fazlasıyla yaptı. Vermediği toplar vardı. Atamadığı goller vardı. sayıda 6-1, 5-1 bitecek bir maçtı. Yani Bursa Spor'da belli noktalarda belli oyuncuların oynaması gerekiyor. Ama maalesef bütün hoca seçimleri yanlış. Özcan bizatıyla da bu iş olmaz. Bunu tekrardan söyleyeyim. Ee, Ankara gücünde de Eren Derdi yok. 3 gol attı ve hat yaptı. Evet. Şu, anda gayet iyi oynuyor. Yusuf Abdoğlu 2 haftadır. haftadır, gol atıyor. Onu da söyleyelim. İshak bugün 2 asist yaptı. Erdem bir asist yaptı. Murat Uçar bir asist yaptı. Bunlar önemli noktalardı ve Ankara gücü şu anda 15 puanlı 2. sırada. Bence ritim tuttular. Ee, Mustafa Dalcı da şu anda iyi anlamda takımını yönetiyor. İyi gittiği zaman da iyi noktasını her zaman söylüyoruz hocaların ve futbolcuların. O yüzden Bir de daha obusu dönecek. Evet, o yüzden Mustafa Dalcı'yı da e, tekrardan tebrik ediyorum ben buradan. Almış olduğu galibiyetler ve son haftalardaki çıkışından dolayı. Yani şu anda Ankara Gücü doğru yolda ve iyi futbol oynamaya başladı ve şu anda da bana göre Erzurumspor'la beraber özellikle son haftalarda futbolu ilerleyen takımlardan birisi Ankara Gücü. Bir de ben Ankara Gücü'nde İsak mi dedim ya Yusuf Abdi unuttum. Çok özür diliyorum. Yusuf da sezon başından beri mükemmel oynuyor. Aynen öyle. Müthiş bir performansı var. Şu Hı -hı. an ligin en iyi stoperlerinden biri yani açık ara. Aynen İlk yedi haftada. Tüm maçları konuştuk ağzına sağlık. Hı -hı. Kapatıyoruz. Kapatmadan önce söylemek istediklerin neler? Sana sözü bırakayım. Ee, 7 haftada kazanan tüm takımları tebrik ediyoruz. Ee, güzel bir hafta oldu. Önümüzdeki hafta Aynen. yeni hafta programıyla tekrardan birlikte olacağız izleyicilerimizle. İzleyen herkese öncelikle abonelik ardından beğeni ve yorumlarını bekliyoruz. Ayrıca herkese sosyal medya hesaplarımıza başta Instagram ardından Twitter ve Facebook'tan takip etmelerini bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tekrardan kazanan tüm takımları tebrik ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.